Arkadaşlar merhaba, ben November Alpha 5 Bravo Mehmet. Bugünkü konumuz balon ve unun devreleri. Balon ve unun devrelerini anlatmadan önce balon yapımında kullanılan toroidlerden hemen bahsetmek istiyorum. Mutlaka bu tabirleri duydunuz ve birçoğunuz zaten balon konusunda bilgi sahibisiniz. Toroidlerin nasıl olduğunu da biliyorsunuzdur. Ben yine de yapılarını göstermek açısından elimdeki toroidleri göstermek istiyorum. Şu şekilde aşağı alayım. Burada en çok bilinen şekli simit şeklinde dairesel içi boş olan toroidler. Eski orta dalgada kullanılan çubuk şeklinde yapılmış toroid. Onun dışında bilgisayarlarda kullanılan ve içinden kablo geçirilerek dışarıya RFI kaçmasını önleyen toroidler var. Ve çeşitli büyüklüklerde olabiliyor bunlar. Hazır sarılmış toroidler bu şekilde mesela. Hatta şöyle göstereyim. RF bu bir radyo frekans çıkış katını birleştiren toroid, balon devresi aslında. Burada dikkat ederseniz peş peşe birkaç tane toroid konulmuş ve büyüklüğü artırılmış. Başka örnekler göstereyim. Toroidler aynı zamanda karşımıza, bakın burada bu şekilde de görülebiliyor. Bunlar filtre devresi. Enerjinin ilk girdiği yerden hemen sonra enerji buradan geçerek filtre ediliyor. Birçok aygıtın arkasında FCC tabirini duymuşsunuzdur. FCC 15'ti galiba. Enterferansı önlemek maksadıyla bir standart var. O standarta uymasını sağlamak için bu toroidler ilave edilmiştir. Switch, bu bir switching power supply, konuyu değiştirmek istemiyorum ama burada enerji üretilirken bol miktarda darbeler şeklinde çalıştığı için bol miktarda şebeke tarafına da bu darbeler çıkabilir ve enterferansa neden olabilir. Bunu önlemek için bu toroidler kullanılıyor. Radyo frekans şok devresi gibi. Mesela bu bir yüksek frekans anten çıkışı filtresi, çeşitli turlarda yine toroid şeklinde, bakın dikkat ederseniz. Bir de içinde kahverengi kullanmış. Burada renk kodlar var, onlardan da bahsedeceğim kısaca. Mesela burada bir amplifikatör devresi var. Herhalde bu 200-300 watt civarında bir amplifikatör veya daha yüksek. Dikkat ederseniz burada da toroid transformatörler kullanılmış. Bu tür amplifikatörlerin giriş ve çıkış empedansları çok düşüktür. 50 ohm'a uyarlamak için böyle trafolar kullanılıyor. Bakın bir tane de burada görülüyor. Bu da bir toroid. Yani toroidler çok yaygın kullanılan aygıt. Mutlaka hepimiz bir şekilde denk geliyoruz. Bakın burada da bir toroid var. Yine bu bir ayırıcı veya birleştirici şekilde 1/4 bildiğim kadarıyla, yanılıyor olabilir, toroid. Burada da aynı şekilde toroid grubu konulmuş, yapılmış. Evet arkadaşlar, ha bir tane de şunu madem şey oldu göstereyim. Bu da büyük toroid. 5 kW'lık bir ara çıkışın 50 ohm'dan 600 ohm'a çevrilecek, çevrilmek maksadıyla yapılmış toroid. Sağ tarafta kalan kısım filtre devresi. Orası toroidle ilgisi yok. Evet arkadaşlar, hemen ekrana dönelim. Toroidler hakkında bilgi verecek birçok web siteler var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Ben burada sadece renk kodlarını göstermek istiyorum. Mesela cilt rengi, tan denilen renk 100-300 MHz arası, mavi 500 kHz,
5 MHz arası. Kırmızı 2.30 bizi ilgilendiren kısmı HF için özellikle. Gri renk çok düşük frekans. 0.50 kHz'den değil mi? 500 kHz'e kadar. Sarı renk 10 MHz ile 50 MHz arası. Beyaz, işte burada bakıyorsunuz arkadaşlar, ihtiyacımız olan renklere göre toroid seçiyoruz. Kırmızıyı unutmayın. Ben biraz önce kahverengi dedim ama herhalde kahverengi kırmızıydı. Tamam, bizim sayfamıza geçelim. Ben bu sayfayı, bizim Türk Konferans web sitesinde de var, antenler bölümüne giderseniz tuner balon test şeklinde. Burada anten tünelleri, P-Network, T-Network, anten tünelleri, anten tünelinde kullanılan malzemeler, işte bobin, kondansör, ayarlı kondansör, severometrelere değinmişim. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım, bunlarla ilgili. Anten tünelleriyle de ilgili. Direkt görsel ve test yaparak. Burada da işte severe oranının 100 wattı baz alarak ne kadar ileri gitmiş, ne kadar yapmışız, o liste var. Şimdi balon kısmı burada. Evet arkadaşlar, en yaygın kullanılan balon türleri, şuna biraz daha yaklaştırarak bakalım. 1/4, 1:4 oranında balon, bir de 1:1 oranında balon, bir de 1:9 oranında balon. Bunları konuşacağım. Balon nedir? Biraz küçülteyim bunu. Balon, İngilizce balanced ve unbalanced kelimelerinin ilk harfleri alınıp birleştirilerek ortaya çıkarılmış bir tabirdir. Balanced kelimesinin bal kısmı, orada kırmızıyla görüyorsunuz değil mi? Yaklaştırmam gerekiyorsa hemen yaklaştırayım. Sonra normal şekle çevireceğim. Unbalanced kelimesinde ilk iki harfi un kısmı alınmış ve birleştirilerek bal un kelimesi tabir oluşturulmuş. Bu bir aslında kelime değil, bir elektronikte tabirdir. Balanced, Türkçe'ye de girmiş bir kelime aslında. Arabamızın tekerinin balansını yaptırırız her sene veya titreşim yaptığında. Denge anlamına gelir. Balans, dengedir. Balanced, ED, ED takısı konulduğunda kelime olarak dengesi yerine getirilmiş anlamına gelir. Unbalanced, baştaki UN harfleri olumsuz ek verir ona. Dengesi bozulmuş anlamına gelir. Yani balanced dengeli, dengesi balanced ED taksiyle beraber dengesi yerine getirilmiş. Unbalanced da dengesi bozulmuş, dengesiz anlamındadır. Bizim telsiz aletlerinin büyük çoğunluğu, test aletlerinde büyük çoğunluğu dengesiz anten çıkışına sahiptir. Normal bildiğimiz, hemen onu da göstereyim. Şu şekilde. Bakın, bu bir UHF konnektör. PL259 muydu? Bu bir dengesiz konnektördür. Ortada canlı dediğimiz öyle anılan ucu var. Dış kısmında şase. Denge dediğimizde aklımıza ilk dipol antenler gelir. Sebebi de bir bakkal terazisini düşünün. Sağ uzantısı vardır dipolün ve aynı uzunlukta da sol uzunluğu vardır. Ve örnek 40 metre bandı için 10 metre sağa, 10 metre sola çekilmiştir ve bir denge kurulmuştur. Aynı şekilde 20 metre bandı için işte 5 metre bir kenara, 5 metre bir kenara çekilmiştir.
ve denge oluşturulmuştur. 5 metreydi değil mi? Evet. Çeyrek dalga uzunluğunda her biri. Sağa ve sola çekilecek şekilde. Bu antenler dipol antendir ve dengeli antenlerdir. Yani ortada besleme noktası dengelidir. Telsizimizin çıkışı dengesiz çıkış. Dengesiz çıkışı dengeli antene bağladığımız takdirde antenin yayılım paternini bozarız. Artı koaksiyel kablonun dışında antene giden koaksiyel kablonun dış kısmında RF yansımaları, anten gibi RF kaçakları da oluşur. Bu istenmeyen bir durumdur. Aynı zamanda dediğim gibi antenin yayılım paternini, tasarlanmış şeklini bozacaktır. Dolayısıyla araya balon dediğimiz bu aygıtı koyuyoruz. Balon dedi biraz önce anlattığım gibi denge, balanced'la unbalanced kelimelerinin ilk harflerinin birleştirilmesine oluşan kelimedir. Biz bir balonu, hemen balon örneği de vereyim. Şöyle bir örnek. Mesela bu bir balon. Bu kısmı dengesiz giriş, telsize giden kısmı. Bu kısmı antene giden. Dikkat ederseniz artık bildiğimiz, alıştığımız bu konnektörlerden yok. Sağa ve sola dipol antenlerin veya işte uzantıların bağlandığı uçlar var. Bu şekilde. Başka bir örnek daha vereyim hemen. Mesela bu bir balon 1'e 4 oranında. Biraz önce gösterdiğim de 1'e 4 oranında balondu. Şu kısmı dengesiz giriş. Hepimizin bildiği 50 ohm girişi. Ve dışarı şu kablolarda burada 200 ohm'a denk geliyor tabi. Antene bağlanan uçlardır. Şimdi toroidin yapısında demir tozu kullanılır ve manyetiktir. Ama mıknatıs gibi sürekli manyetik alan bünyesinde bulundurmaz. Yani manyetik hafızası yoktur. Saf demirden yapıldığı için ferit tabirini kullanmışsınızdır. Kimyada da zaten Foxtrot Echo Fe sembolüyle geçer. Demir, saf demir. Toroid içerisinde kullanıldığı frekansa uygun olarak demir tozu miktarı vardır. Bir örnek gösterebilirim. Demir tozu kullanıldı. Hatta şurada mıknatıs taşı yapayım. Bakın şu bir ferit kömür diye tabir edilen ferit saf demirden oluşmuş. Ve sol elimdeki mıknatıs, bakın bu tamamen manyetik. Ancak böyle olmasına rağmen artık bunda herhangi bir mıknatısı çektiğimizde manyetik bir şey yoktur. Kalmamıştır artık. Manyetik hafıza diyelim, öyle tabir kullanalım. Yok. İçerisinde çelik yapı olan bir tornavidayı mesela kullanalım. Bakın şu an herhangi bir manyetik hafıza olmamış. Bir manyetik alanla etkilediğim zaman, çoğumuz bunu yapıyor zaten. Bir manyetik yağ içerisindeki yapıyı, N ve S'i oluşturan yapıyı biraz önceki manyetik uygulamayla sıraya dizdik. Ben onun için manyetik hafıza dedim. Ve bakın çekmeye başladı. Bu şeyde ferit yapısında biraz önce gösterdiğim tornavidada kullanılan demir yapısı yok. Çelik ve diğer alaşımlar olduğu için. Dolayısıyla orada manyetik hafıza oluşabiliyor. Bunda zaten olmaması gerekiyor. Bütün espri de o. Bu tür radyo frekans veya buna benzer transformatörlerde düşük frekans olsun veya çok düşük 50 Hz, 60 Hz'de kullanılan
ağır saclardan oluşan trafolarda da aynı durum mevzu bahisidir. Orada kullanılan sac demir, saf demir öyle diyeyim, manyetiktir. Mıknatıs tarafından çekilir ama mıknatısı ayırdığınız zaman kesinlikle bünyesinde manyetik alan barındırmaz. Yani N ve S'ler sıraya manyetik ortama girdiğinde sıraya dizilirler manyetik mıknatıs ortamında. Mıknatıs çekildiğinde tekrar bozulur. Sıraları dağıldığı için artık herhangi bir manyetik şeylere, özelliklere kalmaz. Yani mıknatıs gibi çekme özelliği kalmaz tornavidada olduğu gibi. Ben hemen bu ferit şeyini de anlattım. 1/4 balon, 1/1 balon nasıl sarılır? Onları göstereyim. Hazır ben uğraşmayayım bir de onunla diye. Şu büyüklükteki toroidin üzerine şu kablolardan bilgisayarlarda kullanılan hard disk, hatta şöyle söyleyeyim, eski hard disklerin kablo, bunlardan renk, ayrı renk kodları olduğu için daha rahat kullanılıyor. 1/4 oranında balonu buraya sardım. 8 tur sardım. Bu kritik değil. 6, 7, 8 tur olabilir. Sadece 2 tane bobin var dikkat ederseniz. L1 ve L2 bobini. Orta ucu toprağa getirilmiş ve işte alakayı görüyorsunuz. Görsel olarak da bu şekilde. Bir bölü dört oranının ne anlama geldiğini hemen bahsedeyim. Bir, bizim 50 ohm standartını tabir eder. Dört de dört katı olduğunu ifade eder. Yani 50 ohm giriş, 200 ohm çıkış, anten bağlantı kısmı 200 ohmdur. Bunlar genellikle delta loop ve benzeri biraz yüksek veya tam katlanmış dipol antenler 200 ohm. Televizyon anten sisteminde 75 ohm temel kullanıldığı için 1/4 oranıdır ve orada 4 çarpı 75 300 ohm yapar. O şekilde çok yaygın kullanılan bir toroid türüdür. Televizyonlarda da eskiden belki görmüşsünüzdür bu şekilde. Bu kısmı 75 ohm ve çıkış kısmı yassı kablo 300 ohm. Yani bizdekinin karşılığı burası 50 ohm. Şurası da 200 ohm. Aynı şeye denk geliyor. Tam katlanmış dipol antenlerde, işte delta loop vesaire o tür antenlerde bu balonlar rahatlıkla kullanılabiliyor. Ben hemen bunun test ortamını göstereyim. Burada kullandığım test aleti Anritsu. Anritsu'yu ben çok yaygın kullanıyorum. Mesela şu ileride gördüğünüz 3.3 GHz'e kadar ölçüm yapıyor. Anten ölçümü. Aynı zamanda Spectrum Analyzer girişi de var. Burada gördüğünüz gibi belki şey yapıyor. Şu kısmı Spectrum Analyzer portu. Bu kısımda anten ve transmisyon hattı, anten kablosu, boy ölçümünü veya kablo hatası gibi hataları ölçebiliyor. Bu küçük HF ve 1.3 GHz'e kadar ölçüm yapabiliyor. Arkadaki bir Spectrum Analyzer. Bu da aynı aşağı yukarı testleri yapar. Bunda tracking jeneratör vesaire onlar da var. Ben bu küçük HF de içerisinde halihazırda var olduğu için ve bunu açtığım için şimdi bunu kullanmak istiyorum. Şu an önceden de ayarladım. 5 MHz'den çoğumuz zaten 7 MHz'i kullanıyoruz.
5 MHz'den 30 MHz'e kadar aralığı verdim. Başlangıç frekansımız 5 MHz, bitim frekansımız 30 MHz. Şu yükseklikte standing wave ratio dediğimiz SWR'yi, yani geri dönen yansıyan enerjiyi bize gösteriyor. Şu an boşta olduğu için kablo yüksek enerji gösteriyor. Üst tarafı ben 4 yaptım SWR'yi. Alt kısım zaten şurası 1. En ideal, asla olmayan bir değerdir bu. Kağıt üzerinde vardır ama pratikte asla ulaşılamayacak bir şeydir. En iyi suni yükü de bağlasanız sonuç alamayabilirsiniz. Yani tam mutlak 1'e ulaşamayacaksınızdır. Ben hemen bu toroide, 1'e 4 oranındaki toroide olması gereken şekilde bağlıyorum. Buraya canlı ucumuz geliyordu. Buraya toprak ucunu bağlıyorum. Çok düşük güçle test ettiğimiz için bu aslında konnektör olsa daha iyi olur. Bakın hala severimiz yüksek. Neden? Yük koymadık. Uygun yükü koymadık. Severe çok yüksek. 5 MHz'den 30 MHz'e kadar. Şurada test ettim bunu. Bunun RF şeyi yok. Yani rezistif. Yüklerin rezistif olması gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat. Ve yükü bu uç, antenin bir ucu, dengeli çıkışın bir ucu. Bu da diğer dengeli uç. Antenimizi buraya koyduk. Ve severimiz bakın ne kadar aşağı düştü. Biraz önce ben başka farklı kablo kullanmıştım. Orada daha iyiydi aslında severim. Bu kabloda biraz fark yaptı. Çok enteresan. Onu ben bir kontrol edeyim. Sebebini. Arkadaşlar döndüm. Kabloda hata yokmuş. Ben yanlışlıkla 450 ohmluk yük kullanmışım. Halbuki 200 ohmluk seri bağlayarak elde ettiğim bu yükü kullanmam gerekiyordu. Yanlışlık yaptım. 450 ohm ben niye bulundurdum yanımda? 1'e 9 oranındaki balonu, unun daha doğrusu, onu test etmek için. Şimdi 1/4 oranındaki balon da 200 ohm olduğu için çıkış 200 ohmluk yük kullanmam gerekiyor. Bu gördüğünüz özel radyo frekans için yapılmış. Rezistif tamamen, endüktif değil. Ama HF'de aslında normal dirençle kullansanız kurtarıyor. Çünkü endüktif değeri HF etkilemeyecek kadar küçük. Bu 200 ohm'u ben bağlıyorum. Şu an gördüğünüz gibi şey çok yüksek, severe. 5 MHz'den 30'a kadar. Hemen bağlayayım. Şu şekilde. Bu kısmı antenin dengeli çıkışın bir tarafı. Bu da diğer tarafı. Evet. Şu an dikkat ederseniz oldukça düşük seviyede bant boyunca. Hatta markerlarla bir bakalım. Daha önceden ayarlamıştım. Soldaki marker işaretleyicim, işaretleyici 7 MHz'de 40 metre bandında, 7.150'ye yakın, Türkiye'de en çok kullanılan frekanslardan biri galiba. Bakın orada 1.34 severe. 30 MHz bölge, 28 MHz'de de biraz yükselmiş. Bu da tabii uyduruk şey kullandığım için, ya kablolar kalın değil, gevşek sarılmış. Bakın çok kötü bir sarım. Ondan dolayı
Hatta elimle değdiğim zaman yapısı bile değişebiliyor biraz. Bu şekilde gayet güzel sonuç var bunda. Başka 1'e 4 balonu, mesela bu 1'e 4 balonu deneyelim hemen. Aynı şartlar geçerli. Şuraya bir konnektör bağlayayım. Evet, benim hatam. Dikkat ederseniz tekrar severe çok yukarıya çıktı. Şu an balona bağladık aletini. Ancak uçlara herhangi bir yük bağlamadık. Biraz önceki 210'luk yükümüzü buraya bağlayalım. O gayet iyi. Bizim yaptığımız da bakın aynı sonuç çıktı. 1.3, 1.7. Yani benim uyduruk dediğim bu toroid de fena çıkmadı. Yalnız bu alet 2,5 kW'ta dayanabilen bir şey yazıyordu bir yerde, değil mi? Sökülmüş herhalde. Bir balon devresi. Tamam, bunu hatta şunu da deneyeyim o zaman. Bu hava aralıklı sarılmış, elle yapılmış. Bu herhalde Mersin'de Can'la birlikte yapılmış olan, Can'ın çalıştığı şey olabilir. Ta bak, benim burada geziyor. Hemen buna da yükü bağlayalım. Bakalım ne kadar. Şu an yükü elimle değiriyorum. Bağlamış durumdayım. Ama bakın burada bir şey dikkatinizi çekti mi? İçerisinde toroid yapısı olmadığı için düşük frekansta severe yüksek. Şunu elimde iyice tutayım. İçerisine bu toroidi koyacağım. Feriti. Ve bakın düşük frekans kısmı düzeldi. Çekiyorum ve yükseldi. Tekrar koyuyorum. Şöyle yapayım. Bakın düşük frekans kısmı düzeldi. Çektim. Geri yükseldi. Tamam, ben bir böyle 9 balona geçeyim şimdi. Bir bölü 9 balon. Hemen şurada karşıya bakalım. 1/9 balonla 1/1 balon birbirinin aynısı, ancak hangi uçlardan çıkış aldığınız, hangi uçlara giriş yaptığınız önemli burada. Hemen şeyi de göstereyim. Sardığım, bakın burada 3 uçlu şemaya da bakarsanız 3 tane bobin var. Ve takip ederseniz, dikkat ederseniz birbirine, yalnız yönlerine dikkat ederek bakmanız gerekiyor. Birbirlerine hepsi seri bağlanmış. Ama nereden uç çıkardığınız önemli. Hepsinde bu aynısı geçerli. 1/1 ve 1/9. Bakın
Aynı sarı, ben şu an mesela gösterdiğim hem 1 bölü 1 hem 1 bölü 9. Yani 1 bölü 1 50 ohm girip 50 ohm çıkıyor. Diğeri de 50 ohm giriyor ve 450 ohm çıkıyor. Sarımla da sarım sayısıyla da pek alakası olmadığını bu gösteriyor. Burada sadece hangi uçları kullandığınıza bağlı empedans oranı. Şimdi ben burada tekrar test şeyine geçeyim. En alt 3 1 bu bölü 9'a ha ikinci sıradaki uç canlı uca değecek. Bu arada balonların nasıl test edildiğini görmüş oluyoruz. Şimdi böyle bir test aleti olmayabilir elinizde. Severometre ile de bütün bantları ayrı ayrı tarayarak bakabilirsiniz. Ben tabi bir ekranda komple bandı taramış olduğum için onun verdiği rahatlık var. Evet, şu an bağlantıyı yaptım. Şemadaki şekliyle toprak ilk giriş, hemen peşindeki sarım canlı uç ve bunu atlıyorum. Hiçbir yerde kullanmıyorum. Birebir de bu kullanılacak. Ve yükü toprakla arasına burada 450 ohmluk yükü en son uca bağlıyorum. Ekranı takip edin arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi aslında sürpriz çok güzel sonuç aldım bundan. Bant boyunca dikkat ederseniz bağlantı bu şekilde ve bu bir suni yük. Çok küçük enerji kullandığımız için burada suni yükün büyük olması gerekmiyor. Normal telsiz çıkışlarında 100 wattlık çıkış altında test yapıyorsak mümkün olduğu kadar düşük wattajlarda enerjide test yapmamız gerek. Ama 100 watt gerekiyorsa 100 watta çok rahatlıkla dayanabilecek suni yükümüzün, dummy load dediğimiz yükün olması gerekiyor. Bakın burada arkadaşlar 5 MHz 30 MHz'e kadar boydan boya çok düşük severe gösterdi. Hatta bakarsak 1.4 7 MHz bölgesinde yine 1.5 civarında da 30 MHz bölgesinde. Şimdi burada 50 ohm dengesiz giriş yapıyoruz. Çıkışımız da bu. Ve dengesiz çıkış arkadaşlar. Dengesiz çıkış derken balık oltası anteni şimdi birazdan göstereceğim. Bunu ben o zaman ekrana geçireyim. Gördük burada yapısını. Yükü kaldırdığımdaki haline bakın. Kaldırdım. Tekrar yükü bağlayayım. 450 ohm. 1'e 9 olduğu için 1 çarpı 50. 450. Ya ne diyorum? 9 çarpı 50. Dolayısıyla 450 ohm yapıyor. Ben karşı ekrana dönüyorum. Bu unun en çok long wire dediğimiz rastgele uzunlukta veya tek tel uzunluğu olan kablolarda dengesiz olduğu için böyle bir uygulama yalnız bunların empedansları da çok yüksek, giriş empedansları. Dolayısıyla 450 ohm'a çıkarmamız gerekiyor. 50 ohm telsizimizin çıkışıydı, dengesizdi. Bu anten de dengesiz. Dolayısıyla dengesizden dengesize bir transformasyon, empedans transformasyonu uyumu gerekiyor. O da 9 oranında seçilmiş. Yapımı çok kolay. 3 tane bobin. Gördüğünüz gibi birebir balonla aynı tarzda sarılıyor. Nerelerinden uç aldığınız önemli. Bunu unun yapan, 1'e 9 oran yapan sadece nereden uç aldığınız. Şu tür antenlerde nerede yukarıda kaldı.
Anten gitti. Nereye gitti anten? Anten... Ha şöyle yapayım. HF. Ha burada. Bakın. 1 bölü 9 oranındaki kullandığımız ununun kullanılma alanı da bu. Mesela dikey anten yer darlığından dolayı dikey anten kullanabilirsiniz. Boyu genellikle 9-10 metre civarında balık oltasından iletken olmayan bir PVC boru da olabilir. Herhangi bir veya yukarıya tutturabilirseniz o da olabilir. Dikkat edin burada bizim unun trafoğumuz. Araya mutlaka bir tüner kullanın. Çünkü bandın başından sonuna kadar bu uzunluğu da hesap etmediğimiz için doğru düzgün çeşitli farklılıklar oluşacaktır. Onları da o uyumsuzluğu da tünerle düzeltirsiniz. Veya yatay gerebilirsiniz teli. Herhangi bir tel. Bakın burada bir denge unsuru yok. Herhangi bir denge neydi? Sağa bir uzantı varsa böyle. Bir de sola aynı uzunluk olması gerekiyor ve ortada bir denge vardı. Aynen kelime tabiriyle o şekilde. Burada öyle bir denge yok. Burada da aynı şekilde. Herhangi bir bunun aksine yönde dengeyi sağlayan bir uzantı yok. Burada da aynı şekilde. Bakın bir balık oltası anteni. Yine 1'e 9 unun kullanılmış anten tüneri. Vurguluyorum özellikle. Bunu birçok arkadaş kullandı başarıyla. Hatta ben Çetin'le Almanya'dan Almanya-Amerika arası güzel haberleşmiştik propagasyonun olduğu zamanlar. Evet, bu 1'e 9 balondu. 1'e 1 balona ben hemen geçeyim. Bu antenleri konuşacağız arkadaşlar. Bakın ben özel şöyle yapayım o zaman. Siz durdurup bakarsınız. Ama anlatacağım bunları daha sonra. Bunları 2008 yılında 8-9 sene önce yapmışım. Bizim Türk Konferans web sitesinde. Multiband anten, inverted V anten, katlanmış dipol. Bakın 1'e 4 burada kullanılmış. 1'e 12 oranında balon 600 ohmluk çok geniş band bu antenden yapın arkadaşlar yapabilirseniz. Ve biraz önce bunları da göstermiştim. Dönüyorum. Tüner balon. Evet en son neyi anlattık? 1'e 9. 1'e 1'e de bakalım. Yine aynısı bunun. Bunun aynısı. Nereden uç aldığınıza bağlı. Ben de hemen onu yapayım. Şöyle. Dur ezberinden bile bulabilecek miyim? Şunu hemen bağlayayım buraya. Uç koptu vallahi dibinden koptu. İşte aceleye getirirsek öyle oluyor. Hiçbir ayrıntıya girmediğimiz halde uzun uzun şeyler çıkıyor. İlk başı toprağa verdik. Ondan sonra ikinci hatırladığım kadarıyla şuydu. Tamam bu. Şimdi bu 1'e 1 bunu yapmayın arkadaşlar. Onu söyle 1'e 1'i ben biraz sonra göstereceğim bu hiç bu voltaj akım trafosu göstereceğim size. Bu voltaj bir de onlara girmeyin. İşin içinde bir şey de var. Voltaj balonları başıma bela alacağım bunlara girersem tabii. Bir de akım balonları. Şimdi buraya şu uca 50 ohm'u bakın arkadaşlar bunlar da benim şeyler küçük seviyede suni yükler bağlayalım bakın pek şey değil frekans arttıkça biraz yükseldi bayağı yükseldi niye o da işte
kablo yapısı uygun değil. Ve ben bu tür birebir balonu sevmiyorum arkadaşlar. Hemen size göstereyim şimdi. Birebiri yapmak çok kolay. Hemen sizi daha önce sardım. Şu gördüğünüz misine karkası üzerine, şart değil, PVC herhangi bir şey veya bir boşluğa da sarabilirsiniz. Şu an kullandığım RG58. 8, bu kritik değil sayısı. 8, 9, 10 tur yapabilirsiniz. Şu uç kısmı artık dengeli hale dönmüştür. Dipolün bir ucuna burayı bağlıyorsunuz. Diğer ucuna da burayı bağlıyorsunuz. Alttaki kablonun şeyini de, bu altta kalan kısmı da telsize bağlıyorsunuz. Oluyor size birebir. Aynen birebir de çok basit bir balon. Bunu tavsiye ederim. Buna da akım, bu sınıflama akım şeyine giriyor. Adını siz söyleyin. Türüne giriyor balonların. Hatta toroid kullanmak istiyorsanız, kolay olsun diye ben hemen şurada neredeydi? Şunu göstereyim. Şemada da göstereyim. Şöyle ekrana geçelim. Çok hızlı mı oldu? Kusura bakmayın. Bakın, şok balon diye anılmış. Bu tarzda da yapabilirsiniz veya olduğu gibi direkt komple sarabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim nasıl. Şöyle buraya tekrar döneyim. Şu toroidimiz, şu da kablomuz. Bunu koaksiyel kabloyu olduğu gibi, bu bir mini koaksiyel kablo, teflon, yüksek vata ve yüksek frekansa dayanıklı. Toroidim küçük olduğu için bunu kullanıyorum. Bu şekilde, şekilde görecek şekilde, sıkı olacak şekilde sarın. İşte 8-10 tur ve bunu o kadar sardığımızı varsay. Şu ucu dipole, bir ucunu bir tarafa, bir öbür ucu diğer tarafa bağlanacak şekilde ve altta kalan bu kısmı da telsizinize götürüp bağlıyorsunuz ve oluyor size birebir balon. Bu da işe yarar ve böyle yapın arkadaşlar bunlardan. Ama tavsiyem kolaylığından dolayı arkadaşlar bu. Bunu yapın kesinlikle. Başka anlatacak bir şey kaldı mı? Var aslında. Çok ayrıntılar var. Videoda çok uzadı. Çok yüzeysel konuşuldu. Formüllere falan hiç girmek istemiyorum. O şeyin, toroidin içerisinde ki ferit oranını vesaire, onları anlatan ayrı formüller var. Yani hiç gerekmiyor. O şemadaki çizime sadık kaldığınız zaman arkadaşlar iş bitmiş oluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka videoda ne olacak? Hemen söyleyeyim. Şuraya tekrar döneyim. Burada hepimizin kullandığı severometreyi anlatacağım dediğim gibi. Bir anten tüneri yapımı. Bunu konuşuruz arkadaşlar. Ayarlı bir bobin. Ayarlı iki kondansör. Bu P network şeydeki, neyse gene mevzu uzayacak. Yapısı itibariyle P şekline benzediği için 3.14 katsayısı vardı ya matematikte. Ondan dolayı, şeklinden dolayı P deniliyor. Bu da T şeklinden dolayı T network. Bu alçak geçiren, bu yüksek geçiren tarzda çalışır. Şu ayarlı, hop bir şey oldu, bir dakika. Bunlar ayarlı bobinler. Nerede? Hemen o, ya aslında uzuyor mevzu, uzuyor arkadaşlar ya. Mesela ayarlı bobin. Bu ne? Büyük değerde, yüksek voltaja dayanıklı şey. Variable kondansör. Baba büyük ya, çok yüksek güce dayanıklı bir HF bobin. Hemen şunu da gösterip kapatayım. Bu da çok yüksek güce dayanıklı vakum kondansör. Bu neymiş? 400 pikofarad ile 60 pikofarad arasında 7,5 kilovolt, 7500 volta dayanıklı atlama voltajı.
burada yazıyor. Bu neymiş? Bu da 1000 pikofarad'dan 60 mikrofarad katı kadar 3,5 kilovolt. 3500 volta da. Bu 1000 pikofarad load kısmı, antenin olduğu yere bağlı. Neyse, uzayacak mevzu. Arkadaşlar evet, bunu konuşuruz. Sonra severometreyi konuşuruz. Her amatörde severometre şart. Peşinden de antenlere bakarız. Dipol anten nasıl yapılır? Nasıl hesaplanır? Boyları vesaire. Onları çoğunuz biliyorsunuz zaten. Multiband dipol, inverted V, biraz önce bunları göstermiştim. Katlanmış delta loop da buna benzer özellikle. 1/4 oranında balon kullanılıyor. Videoda bunları durdurarak bakabilirsiniz ayrı ayrı. Bunları göstermiştim zaten. En son bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Bu çok yüksek frekansta, düşük frekansa da kullanabilirsiniz de bu yüksek frekansa daha pratik. Toroid yerine koaksiyel kablo kullanıyorsunuz. Şu kısım aşağı telsizden gelen koaksiyelimiz. Bir de yanına çalıştığımız frekansta yarım dalga uzunlukta kesilmiş ve bu şekilde bağlanmış. Bakın blandajları hepsi ortak. Canlı uçları bu şekilde bağlanıyor ve tam katlanmış dipol VHF, UHF yüksek frekans antenleri için çok pratik bir 1/4 oranında balon. Bu web sitesinde var arkadaşlar. Gidip bakarsınız. Şeyi unutmayın. Bu yarım dalgayı hesaplarken ben bir daha ikiye bölmeyesiniz diye, aslında 300 bindir ışık hızı. Ama yarım dalga kullanıldığı için 150'ye düşürdüm. Bir daha ikiye bölmeyin diye sonucu. Hız faktörünü unutmayın arkadaşlar. Hız faktörünü buradan bahsetmişim sanıyorum. RG58 için .66. Siz yine de üreticinin şeyine bakın, kataloğuna. RG210 için de .77. Bu hız faktörüyle çıkan sonucu çarpıyorsunuz. Burada hazır şey var zaten. Mesela 145 MHz için 68 santim sonuç çıkmış. Mesela burayı 400 yapalım. Bu evin içerisinde olacaktı, bir dakika. 440 yapalım. Enter. Bakın ne yaptı? 22,5 santime düştü. Ha, .60, evet. RG58 kullandığımızı varsayarak. Şey kullansaydık, RG213 .77. Herhalde bir hata yaptım. Tabii burada iki tane nokta koymuşum. Bir nokta olacak. Evet, 26 santim çıktı. Tamam arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere daha iyi, hep öyle söylüyorum ama olacak arkadaşlar, daha iyi olacak. Selam herkese. Görüşmek üzere. Burası November Alpha 5 Bravo. Mehmet.